Şimdi? Aa, ankete bak Sinan abi. Bu sezon kim şampiyon olur? %53.47. Şey, %53'e 47. 11 puanlık Şu farka düşün. rağmen. Bak, ıslıklanan, istifalara davet edilen Fenerbahçe bugün nerede? Evet. İsmail Kartal sayesinde. Yönetim Bak istifalar. ne diyorsun? Uu, neler neler. Her şey neler yaşandı? Bugün İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şu ankette buraya koydu. Hakikaten inanılmaz Yani bir tablo onun bu. Ben için çok şaşırdım, şimdi Abdullah beklemiyordum. Avcı çok güzel konuştu. Şimdi bu futbol bu. Kimle oynuyor Trabzon bu hafta? Gidiyor Adana Demirspor. Adana Demir deplasmanı. Diyelim yenildi. Döndü içeride kimle oynuyor? Antalya ile. Evet. Verelim mi? İçeride Verdi Antalya ile arkadaşlarımız. berabere kaldı diyelim. Değil mi? Berabere. Nereye gidiyor? Hatay. Hatay Gider deplasmanı. Hatay'ı yenersin, tur atarsın. Hiç Yenemese de bilemezsin. Altay'ı içeride Altay veya küme Veya düşmüş yani olacak büyük hiç ummadığın ihtimalle. maçı. Şimdi çok zor gören Adana Demirspor maçını belki kazanabilir. Bunu bilemezsin. Ben şunu söylüyorum. Trabzonspor takımı 73. Trabzon Yapalım mı hesap? Tek tek gidelim mi Sinan 3, abi? 6, 9, 12, 15 puan var değil mi burada? Burada muhtemel 15 puan var. Adana Demir. 80 puan veya 81 puanla Trabzon şampiyon olur. 7 ya da 8 toplar diyorsun. Bak 80 veya 81 puanla ben bunu Trabzon'un arkadaşlarıma da söyledim. Stresteler. Hala endişeleri var değil mi? Endişeli. Ve dedim ben ama o zaman bak bizim sevgili Suat Sarallı, Burak Sarallı iki tane benim kardeşim. Bunlar aslında Trabzonlu. Evet öyleler. Bunlarla seyredemezsin. Aynen. Ha Burak biraz sakin ama Suat ile Trabzon maçı seyredemezsin. Kur'anlar her şey var diyorum sana. Hala. Dünden beri de konuşmuyoruz maçtan dolayı. Ama yazıyor şimdi falan felaket. Çünkü ben ona dedim ya yani buradan verilmez şampiyonluğu. Yok abi sen işte falan değil. Hayır. Bir Trabzon şampiyon olsa bir rahatlasak hayırlısıyla. Hakikaten şimdi dedim ki içeride de kaybedeceksiniz. Yani 15-13 puanla farkla şampiyon olmaz. Zor. Ama 6 veya 7 puan en az 7 veya 8 puanla ben olur diyorum. Muhtemelen tahminim Hangi hafta Antalya ilan maçından eder? sonra ben tur atar diyorum. Haftaya. Bir Antalya'da. sonraki haftaya. İçeride Antalya. Antalya olmazsa Hatay deplasman olur. O da olmazsa çok Yani strese biraz gireriz. gecikiyor. Ya Trabzon şampiyonluğu erteleniyor. Erteliyor. Erteliyor. Ama bir video var bugün gördün Ama bir mü? Bir stres TikTok. var. Yok görmedim. Ama bir stres var. Ne stresi var biliyor musun? Futbolcularda normal bir stres olmaz. Bir stres var. Çünkü makas daraldı. Ulan acaba mı kaybedeceğiz? Rakip kazanıyor. Acaba mı kaybedeceğiz? Evet. Onun için şimdi Fenerbahçe'nin. Diyelim ki Fenerbahçe Rize'ye takıldı. Ne olacak? Cuma değil mi maç? Evet. Adana Demirspor maçı kazandı. Bitti geçmiş Evet, olsun. o zaman Yani. bitti. Onun için hiç bilemezsin burada ne olacağını. İçeride Antep. Beşiktaş deplasmanı. Karagümrük. Malatya'yı saymıyorum. Fenerbahçe ne yapar burada? Kaç puan çıkarır? 9 puan alır burada. 9. Beşiktaş derbisi var. Şimdiden bir şey 9. söylemek erken ama. 9 veya 10 puan olur. Yani 62. 72-73 olur Fener. 80-81 olur. 80 falan olur Trabzonspor. Trabzon olur Benim diyorsun. tahminime göre Trabzonspor şampiyon olur. Evet. Ama şimdi Abdullah Avcı'nın bir ara... Olsun da rahatlayalım. Olsun da rahatlayalım. Hayırlısı. Yani Şimdi hakikaten yani tabii hiçbirimiz tahmin şimdi kimin etmiyorduk değil hakkı mi buraları? dersen Trabzonspor'un hakkı. Ben burada onu söylerim. Yani sen bütün sezon geliyorsun 15 puan 15 puanla farklar yapıyorsun, götürüyorsun, sonuna kadar götürüyorsun. Sonra ha Fenerbahçe'nin şampiyonluğu şu saatten sonra bana göre mucize olur, sürpriz olur. Tarihin en büyük sürprizi olur mu futbol En büyük tarihimizin? sürpriz olur. Aynen öyle. En büyük sürpriz olur. Onun için ama ben kesinlikle Trabzonspor'un 81-80 puanla şampiyon olacağını düşünüyorum. Şimdi Abdullah Avcı daha önce Başakşehir'de benzer bir şey yaşamıştı. Şu an 11 puan var. 8 puandan vermişti ya şampiyonluğu. İşte bak şu O aynı tablo. şey değil şu an. Şu an o 2018-2019. aynı değil. Çünkü Trabzon o Trabzon takımı değil. Bu Trabzonspor takımı çok enteresan bir takım. Bu Trabzon takımı gider Adana Demirspor'u yener. İçeride Antalya maçında tur atar. Fenerbahçe belki bunu bilemezsin. Bu öyle değil. Bu Başakşehir o zamanki gibidir. O zaman Başakşehir Galatasaray'la çekişiyordu. Galatasaray'la çekişiyordu. Yani. 8 puandı hatırlatalım. Fatih Terim Ama demişti ki erkendi. tabii. Erkendi. Bu kadar çabuk. Şimdi makaslar. 8'de kapanır Şimdi 18'de 11. sezonu. Şimdi 11 var, 5 hafta var.
O da doğru. Daha yuh az maç derler var adama, biliyor musun? Adama yuh derler. Yani. Yani hakikaten yuh derler. Buradan hani şeyi falan verirsen sormuyorum zaten. He? Hani Avcı kalır mılara falan girmiyorum. Yok. Yani Abdullah Avcı'ya büyük bir sevgi var. Acayip bir Trabzonspor taraftarı. Şu an bütün gelmiş geçmiş antrenörü unutmuşlar. Sadece Abdullah Avcı sevgisi var. Acayip bir taraftar bir hariç Sinan abi. Okay. Göstereyim mi onu? Yok, göster. Bak o TikTok videosunu verebilir misiniz? Intercom'u da kapatalım. Hı. O TikTok videosu bugün bayağı bir konuşuldu. Gelsin. Ya, şimdi haksızlık yapmasın Abdullah Avcı'ya. 11 puan fark var. 11 puan fark ne demek biliyor musun? Bugün 11 puan Fenerbahçe önde olsaydı, Trabzon arkada olsaydı kim der miydin Trabzon şampiyon olur diye? He? Hayır. Demezdin değil mi? Tabii ki hayır. Demez. Onun için Trabzonspor'a da haksızlık yapmayalım. Yani bu saatten sonra yok işte Van deplasmanı, Van geldi de işte Trabzon'da kaybetti de işte Trabzon falan filan bir fara. Hiç, o sene, o zaman 4-5 puan değil falan vardı bu yani. Bu sene farklı bir sene. 11 puan. Adama ne derler biliyor musun? Yuh derler. Bırakın futbolu falan derler. Lisanslarınızı yırtın falan derler. Evet. Buradan söylüyorum Trabzonspor futbolcular. Yırtın lisanslarınızı, futbolu falan bırakın. Buradan şampiyonluk falan verilir mi ya? Yani. Bak 2 hafta içinde Trabzon en geç 3 ertelendi. En geç 3 hafta içinde ilan eder. Hiç var mı Sinan abi böyle hatırladığın inanılmaz bir puan farkından kapanmış şampiyon? Bu sene farklı bir şey. Abi kapanan bir şey yok. Dünyada da kapanan bir şey yok. 11 puan. Evet ama 11 az puan değil. Ama Fenerbahçeliler çok umutlandı. Ya biz için 2004 yılında 11 puan fark vardı. Şampiyonluk verildi diyor, şampiyonluk satıldı. Yok şöyle oldu, böyle oldu dedin, hatırla. 16-17 hafta vardı. 8'di biliyorsun. Evet. 8 bir maç eksikti yani. Evet bir maç. Devre arası. Doğru. Devre arası. Doğru. Vay buradan şampiyon. 5 hafta var ya. Doğru. Ya şu Trabzonspor şurada, ya şuradan 3 puan çıkaramıyorsa, 3 puan ha 4 de demiyorum. Ha rakipler de puan kaybederse 3 de yeter evet. Beşiktaş da oynayacak. Oraya o gidiyor. Dönüyorsun. İçeride Antep var. Karagümrük takımı falan var. Yani öyle değil. Rize'nin son kolay şansı değil yani haftaya. Onlar takım. Bugün Göztepe, Altay çok kritik şeyler var. Evet. Başakşehir Altay'ı yenemedi mesela. Hayır. Göztepe'nin bugün kaleci Altay'ın diyorum. Önemli kurtuluşları var. Ha tabii. Onu da. Yani. Yani favori kolay kazanamaz yani dediğin gibi mesela. Onun için ben. Maçın adamı Altay mıydı sence? Bence Altay. Çok Altay kritik çıktı ankette çünkü. Öyle mi? Yeri çok gelmişken kritik tabii. Çok kritik sorayım pozisyonları dedim var. Onun için ben yine söylüyorum. 80-81 ile Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanında gider. Belki cumartesi ilan eder. Haftaya cumartesi. Kazanır. Belki cumartesi. Cuma günü Fenerbahçe takılabilir. Rize'nin finali. Final evet maçı. Tabii cuma Rize'nin günü. Rize'nin şampiyonluk maçı bu. Tamam mı? Devam mı maçı? Rize bu maçı kaybettiği zaman geçmiş olsun. Aynen öyle. Çünkü bak açılmış. Rize kimle çekişiyor? Şimdi 39 puanlı Giresun var. Giresun. En yakalanabilecek. Bitti. 9 puan var arada. Bitti. Kazandı. Kazanamadı. Geçmiş olsun. Tabii Beşiktaş-Giresun maçı da kritik. Yani yarınki Giresun fark Beşiktaş fark etmez maçı. Giresun yense de 9. Şey doğru yense de 9. Her türlü 9 şu an. Her türlü 9. Aynen öyle. Ama yarın çok eğer zor. Yarın eğer şey haftaya eğer Fenerbahçe Rize yenerse Rize de düştü. 4 takım geçmiş olsun. Rize, Altay, Göztepe, Malatya zaten düştü. Geçmiş olsun gittiler dördü de. Anketi bir daha verir misiniz? Yani hala Fenerbahçe mi önde şampiyonluk anketinde? Normal Fenerbahçe sosyal medyada çok kuvvetli ya. 55'e 45 Fenerbahçe önde 9600 oy. Yani yeni açtık anketi. 45 az değil. %45 az değil. İsmail Kartal'ın açıklamaları hazır mı? Şeye bakalım. Neredesiniz ya bizim Trabzonsporlular nerede ya?